Ya mahalle burasıymış ama tabii evin yerini Necla anne de bilmiyor. O kadının hala onunla işbirliği yapmadığına emin misin? Yani eminim çünkü o günden beri görüşmediğini söyledi. Ya arkadaşlar burası koskocaman mahalle. Nasıl bulacağız bu herifin evini? Ya şuradan birilerine soralım abi. İlla ki bilen çıkar. Merhabalar. Kolay gelsin. Buralarda Cahit diye biri varmış. Evet, bu civarlarda oturuyormuş. Siz bilirsiniz yerini. Söyleyebilir misiniz? Ya böyle sarışın, uzun boylu bir çocuk gördünüz mü hiç? Beyler, bunlar bizden pek hoşlanmadı, haberiniz olsun. Baksanıza yüzümüze bile bakmıyorlar. Bak şimdi nasıl bir ülke seçecekler. Bu zengin birisi ne yapıyor lan sen? Saklı onu. Bunlar parayı görürse davarlar oğlum bize. Ya senin matematik iyi, hayat bilgin sıfır. Ya Nadir, para her kapıyı açar. Sen bu işi Nadir abine bırakıyorsun. Ben bunların dilinden anlarım. Beyler! Burası için ortamlarda çok delikanlı bir mekan diyorlar. Hani böyle yiğidin harman olduğu yermiş burası. Biz de dedik gelelim abilerimizle bir tanışalım hesabı, anlatabiliyor musun? Hani siz de genç kardeşlerinize birer çay ısmarlarsınız herhalde ha? Eyvallah. Şimdi abiler, bize bu mahalleden birisi yanlış yaptı. Hani böyle delikanlılığa sığmayacak bir mevzu dayı, anlatabiliyor musun? Ha. Ama biz de biliyoruz ki buradaki delikanlı abilerimizin hiçbiri bu olaya müsaade etmezler. Ne oldu birader? Bizim mahallede yanlış olmaz. Abicim bilmez miyim ya? Sen buranın var ya kralısın. Bu abim buranın kralı. Bu abim izin vermez böyle bir şeye. Mahmut, çay ver misafirlerimize. Mahmut abi, benimki demli olsun. Adam hasta ediyorlar ya. Dayı biliyor musun? Ben sinir hastasıyım. Kafa göz dalıyorum eyvallah. Sinirlenme birader. Anlat bakayım. Şimdi dayı, mevzunun teferruatı şöyle. Birileri Cahit soruyor. Neredesiniz? Zeynep Cahit dedi. Yürü. Ya onları bekleseydik. Ya saçmalama yürü. Mahmut abi, çayın kıyakmış ha. Bir tane daha kaydırsana sen bana. Mahmut, çayla masayı. Ya oğlum Nadir, bak zaman kaybediyoruz. Geyik yapmasana. Oğlum bebe, sen bir dur. Ben şimdi işi çözeceğim. Her şeyi kontrol altında. Oo, kanka ne haber? Haberler kötü. Ne oldu lan? Cahit bir belaya mı bulaştı? Cahit bu. Ne yapacağı belli olmaz. Neden sordun? Bizim kahveye 4 tane gençten çocuk geldi. Cahit'in evinin adresini soruyorlar. Kimse öğretmesin sakın. Bilemem o kadarını. Ben haber vereyim dedim. Tamam, sağ ol. Zeynep, bulduk evi. Kimseler durmaz seni. Yaklaşma bana. Diskolarda, barlarda oynamayı biliyorsunuz ama. Kemir. Ya tamam, geliyorum. Yaklaşma bana. Kemir dedim. Yardım edin. Yardım edin.
Kimmiş o? Haberler kötü. Ne oldu oğlum, anlatsana. Birileri Cahit'i sormuş kahvede. Ya bir şey olmaz, boş ver. İçeride iki kişi var sadece. Gözlerinin sesi de gelmiyor. Ya bunlar acaba Gözde'yi başka bir yerde mi tutuyorlar? Gel hadi çocuklara haber verelim. Kimse yok mu? Sevda. Gel yardım edin. Gözde. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Acaba bir arka kapısı falan var mıdır bunun? Bilmiyorum ki. Hadi gel bakalım. İlkokullar için kitap topluyordum da eğer evinizde okumadığınız kitap varsa yardım etmek ister miydiniz? Yok, kitap yok bizde. Pardon, bir saniye. Peki bir bardak suyunuz var mı? Deminden beri yürüyorum. Bakkal, market hiçbir şey göremedim. Tamam, bekle getireyim. Teşekkür ederim Cerrah Bey. Yalnız denizdeki kurallar karaya benzemez. Eğer bey demeye devam edersen vereceğim cezaya itiraz edemezsin. Ceza derken anlamadım, ne çeşit bir ceza? Deniz pazarlık kaldırmaz hayat. Peki Cerrah. O zaman buyursunlar.
Koray, bu hal ne? Koray! Sevda, senin burada ne işin var? Ya ne demek ne işin var? Bu halin ne senin? Karışma bana Sevda. Karışırım. Sevgilin değil miyim ben senin? Sahte sevgilim yanımda. Ama gerçek sevdiğim gidiyor. Ya tamam, kendine gel. Yapacağız gitmesin diye bir şeyler. Ya kendime falan gelmeyeceğim. Aç şu müziği. Ya Koray, ne yapıyorsun? Müziği aç. Bana katılacaksan katıl, yoksa git. Öyle mi? Dur, katılacağım ben şimdi sana, dur. Bekle sen burada. Ben sana ama böyle. Bugün servisi ben yapacağım. Tamam. Peki. Teşekkür ederim. Bir tane de domates. Bir tane de soğan. Hay Allah, ne olur tamam. Sen? Et atmayacak mısın? Beğenip beğenmediğini merak ediyorum. Peki. Yani güzel görünüyor. Eminim lezzetlidir. Tamam, peki. Ayıldın mı şimdi? Ne yapıyorsun Sevda ya? Kendine gelmeye başladın bak. Sevda, sen benden de arzasın ya. Ya oğlum, boşuna bulmadık biz birbirimizi. Donuyorum ya, sen manyaksın kızım. Ne yapıyorsun Allah Allah? Tamam, müdeştik işte. Sen de beni çamura atmıştın. Bakıyorum, unutamamışsın öpücüğümü. Ben öpücük mü dedim şimdi Koray? Çamur dedim. Şu içeride havlu var. Versene sana zahmet. Kendinde misin şimdi? Ben kendimdeyim de sen değilsin. Koray! Koray! Ya! Allah kahretsin seni! Ya ne yaptın? Öyle dökülmez, böyle dökülür. Al. Ver şunu ya. Benim sana bir şey söylemem lazım Cerrah. Bugün ben konuşayım, sen dinle, olur mu? Peki. Evet, ama sen öyle bakarsan benim dilim tutulur, konuşamam ben. Tamam, bakmayayım o zaman. Sen hayatıma girmeden önce bazen geçmişim koca bir dağ olur, üstüme gelirdi. O zaman gözlerim kör olurdu. Ama senden sonra öyle zamanlarda gözlerimi kapatıp senin yüzünü düşünür oldum. Sesini duymaya çalıştım. Seni hissetmeye çalıştım. Sen beni hayata bağlıyorsun. İyi ki varsın. İyi ki benimlesin. İyi ki tanışmışız. Cerrah, ben hayatımda en mutlu olduğumu zannettiğim zamanlardan birinde hayatım paramparça oldu. Sebebini öğrenemediğim bir şekilde mutluluğumu kaybettim. Ondan sonra da hep geçmişimi unutmaya çalıştım. Hep ona uğraştım. Ama haliyle tabii kötü anıların yanında iyiler de unutuluyormuş maalesef. Bense seninle birlikte yeni bir başlangıç yapmayı deniyorum. Aslında istesen sen bunu benden daha iyi yaparsın, biliyorsun değil mi? Öyle mi düşünüyorsun gerçek? Evet. Ama mesela bana öyle gelmiyor. Ben şu an, şu dakika güzel bir şey yaşasam hemen arkasından kötü bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Elimde değil.
korkuyorum Cerrah. Yani bilmiyorum hayatımdakileri çok fazla koruyup kolladığım için mi ya da cesaretim kırıldığı için mi? Bilmiyorum. Başka bir şey gelmiyor elimden. Cerrah. Yaşadığımız bütün kötü olaylara rağmen seni tanımak çok güzeldi. Çok özeldi. Ve sana söz veriyorum. Ben hep iyi anıları hatırlamaya gayret edeceğim. Ben bir başlangıç konuşması yapmaya çalışırken feda ediyor gibisin. Bazen güzel başlangıçlar yapmak için veda etmeyi bilmek gerekiyor. Ya şu veda lafını ortadan kaldıralım mı? Biraz olmaz mı? Cerrah, ben bir karar verdim. Merhabalar. Merhaba Şule. Çok önemli bir dava dosyamı burada unutmuşum da onu almaya geldim. Cerrah. Nasılsın hayatcığım? İyiyim. Sağ olun, siz de iyi görünüyorsunuz. Katılmaz mısınız bize? Tabii. Neden olmasın?